Değerli katılımcılar, konferansımıza hoş geldiniz. Evet, sabah itibariyle, sabah 11 itibariyle oturumlarımıza başladık. Bu saatimiz aslında 15 oturumu, tabii ki teknik bir takım ayarlamalar nedeniyle ufak tefek gecikmeler olabiliyor. Bu oturumumuzda 3 değerli bildiriyi dinleyeceğiz. Önce bildirilerin kimlere ait olduğunu size takdim etmek istiyorum. Birinci bildirimiz Profesör Doktor Mahmut Göçer'e ait. Avrasya Üniversitesi'nde kendisi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı. Uluslararası hukukta insan hakları normlarının önemi üzerine bir bildiri sunacak. İkinci bildirimiz Duygu Gökler hocamız ve Mehmet Ali Türkmenoğlu hocamız tarafından hazırlanmış olan Osmanlı klasik döneminde arabuluculuk, uzlaşma ve Muslihun'un konumu üzerine hem tarihi hem de hukuki anladığım kadarıyla, çünkü bir araya getirdiğimiz için inşallah bu bildiriyi dinleyeceğiz. Ve üçüncü ve son olarak da araştırma görevlisi Özge Ceren Yavuz tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'yle Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlarının hukuki statüsünün nasıl düzenlendiği üzerine güzel bir bildiriyi inşallah bu oturumda dinlemiş olacağız. Şimdi sözü Profesör Doktor Mahmut Göçer'e bırakıyorum. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Öncelikle tüm katılımcılarımıza, konferansımıza iştirak etmelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli araştırmalarını bizimle ve bilim camiasıyla paylaşmış olmalarından dolayı duyduğumuz mutluluğu tabii ki dile getirmek istiyorum. İnşallah bu konferansımızın devamı ileriki yıllarda da devam etmeyi planlıyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Şimdi tabii her şeyden önce öncelikle uluslararası konferansımızı tabii malum şartlardan dolayı online olarak yaptık. Fakat neden özellikle 10 Aralık, 11 Aralık tarihlerini seçtik? Şundan dolayı seçtik. Öncelikle günün anlam ve önemine uygun düşmesi bakımından aylar öncesinde bir tarih kararlaştırmayı tartışırken 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olması, işte 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler çerçevesinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden dolayı her yıl dünyada kutlanan İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Haftası'ndan dolayı özellikle böyle bir günü tercih ettik değerli katılımcılar. Dolayısıyla bugünün anlam ve önemine binaen de en azından burada ben o konuda yani bir hukukçu olarak en azından hiç olmazsa bugün uluslararası hukukta insan hakları konusunda, insan hakları normlarının önemi konusunda bir sunum hazırlamayı arzu ettim. Aslında sadece bir oturumda insan hakları ve insan hakları normları, insan haklarının korunması değişik boyutlarıyla tartışmayı ümit ediyorduk. Birkaç değerli hoca arkadaşlarımız da bu konuda sunum yapacaklardı. Yani bir oturumu buna ayıracaktık. Fakat maalesef işte bu COVID-19 nedeniyle hastalanan hoca arkadaşlarımız nedeniyle bunu yapamadık. Ama en azından bu oturumda bazı hukuki konuların ele alınması yanında insan hakları normları konusunda, insan hakları korunması konusunda ele alınması çok değerli ve çok anlamlı oldu. Öncelikle onu paylaşmak istiyorum. Şimdi ne dedik burada konu olarak? Uluslararası hukukta insan hakları normlarının önemi. Neden sonra yanına bir ifade daha ekledik? Bir yan başlık daha, bir yanılsamadan güçlü bir gerçekliğe. Bu neyi ifade etmek amacıyla? Çünkü bir zamanlar insan hakları, insan hakları normlarının, insan haklarının korunmasının bir uluslararası hukuk konusu olması belki hayal bile edilemezdi. Neden? En azından klasik, uluslararası hukukta klasik egemenlik anlayışının kabul edildiği dönemlerde egemenlik devletlerin klasik olarak egemenlik alanı içine giren bir konu olarak sayılıyordu. Bu hatta çok uzun yüzyıllar boyunca böyle devam edildi. Dolayısıyla devletlerin münhasır ulusal
yetki alanında, egemenlik alanında sayılan bir konuya uluslararası hukukun müdahale etmesi, korunmanın, insan hakları korunma normlarının uluslararası hukuk alanına alınması, dahil edilmesinin mümkün dahi olamayacağı, hayal dahi edilemeyeceği düşünülmekteydi. Bu ta ne zamana kadar devam etti en azından? İşte İkinci Dünya Savaşı'na kadar, İkinci Dünya Savaşı'nda o yaşanan trajediler, insanlık dramları artık insan haklarının korunmasının, uluslararası alanda korunmasının, ya böylece insan hakları konusunun bir uluslararası değer haline getirilmesinin zorunlu olduğu yolunda bir ortak anlayışın devletler arasında, uluslararası toplum aktörleri arasında böylesine ortak bir anlayışın ortaya çıkmasına sebep oldu. Tabii ki hemen birdenbire insan haklarının korunması normları bir uluslararası hukuk normu haline gelmedi. Bir uluslararası hukuk konusu haline gelmedi. Bu uzun ve sancılı devam eden bir sürecin sonunda gerçekleşti. Neden? Bunu iki bakımdan söylüyoruz. Çünkü ilk olarak işte az önce söylediğim ikinci büyük savaşta yaşanmış olan trajediler, insanlık dramları, tamam insan haklarının bir uluslararası değer haline getirilmesi yolunda ortak bir anlayışın, bir konsensüsün ortaya çıkmasına sebep oldu. Fakat bu durum birdenbire bir uluslararası korumanın, bir uluslararası evrensel ölçekte yaptırım içeren bir uluslararası koruma mekanizmasının ortaya çıkmasına veya insan hakları normlarının birdenbire genel uluslararası hukuka dahil edilmesine neden olmadı. Neden? Çünkü şundan daha büyük beklentilerle hazırlanan Birleşmiş Milletler Antlaşması daha ilk olarak hazırlandıktan sonra, yürürlüğe girdikten sonra dediğim gibi büyük beklentilerle, yani insan hakları konusuna çok büyük bir yer ayırması beklenen Birleşmiş Milletler Antlaşması maalesef bu bakımdan bir hayal kırıklığı yarattı başlangıçta. Çünkü marjinal sayılabilecek birkaç hüküm dışında, işte özellikle antlaşmanın birinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, ikinci fıkrada halkların kendi geleceğini belirleme hakkından, işte üçüncü fıkrada genel olarak insan haklarına saygının geliştirilmesi, insan haklarına saygının teşvik edilmesi gibi genel atıf cümleleri dışında ve tabii ki onun dışında bir de 55. maddenin C fıkrasındaki işte ırk, dil, cins, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin Birleşmiş Milletler bütün dünyada insan haklarına saygı gösterilmesini bilfiil kolaylaştıracaktır yolundaki birkaç hüküm veya başlangıç kısmında, işte başlangıç kısmının ikinci fıkrasında ifade edilen insan haklarına saygıya olan inancı, halkların insan haklarının korunmasına olan inancını tekrar dile getirdikleri, ifade ettikleri yolunda bir inanç bildirimi dışında Birleşmiş Milletler Antlaşması bu bakımdan en azından bir hayal kırıklığı yarattı. Ama tabii şunu yaptı en azından Birleşmiş Milletler Antlaşması, insan haklarını örgütün, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün bir temel hedeflerinden, temel amaçlarından birisi haline getirdi. Bu her ne kadar lafzen bu şekilde hükümlerde çok fazla aydınlanmış görünmese de Birleşmiş Milletler organlarının uygulamaları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları veya uluslararası yargı, özellikle Uluslararası Adalet Divanı'nın bazı danışma görüşleri kararlarında Birleşmiş Milletler'in temel amaçlarından biri olduğunu, yani insan haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin bir olduğu yolunda önemli bir gelişme yaşandı. Fakat sadece insan haklarının Birleşmiş Milletler'in bir amacı haline getirilmesi sorunları çözmedi. Çünkü önemli olan normatif olarak insan haklarının korunması normları, ki bu normlar nerede yer alıyor?
İşte birçok uluslararası insan hakları sözleşmelerinde, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki zaten en büyük gelişmelerden bir tanesi buydu. İnsan hakları sözleşmelerindeki bu normların genel uluslararası hukuka dahil edilmesi. Çünkü neden önemliydi genel? Yani şöyle diyelim, biraz daha özet sunmak bakımından, hani vaktimiz sınırlı olduğundan dolayı, iki ayak üzerinde insan hakları normlarının bir yanılsama olmaktan çıkarak bir gerçekten uygulamaya geçirilen, uygulanan bir gerçeklik haline getirilme sürecinin iki ayak üzerinde gerçekleştiğini, tespitini burada ortaya koymak mümkün. Bir yandan insan hakları normlarının, bu uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer alan insan hakları normlarının genel uluslararası hukuka dahil edilmesi. Genel uluslararası hukuktan kastımız şu arkadaşlar, nedir? Antlaşmalar dışında kalan teamül, uluslararası teamül hukukuna veya hukuk genel ilkelerine dahil edilmesi. Çünkü insan haklarının gerçekten de genel uluslararası hukuk normu niteliği kazanması son derece önemlidir. Çünkü bir insan hakları antlaşmasında yer alıp tarafların iradesine bağlı olarak uygulanmama veya iç hukukta daha etkin biçimde uygulanabilme bakımından ve özellikle de münhasır ulusal yetki sınırları dışına çıkarılabilmesi, devletlerin iradeleri dışına çıkarılabilmesi ve bu şekilde insan hakları normlarının iç hukukta, ulusal hukukta daha etkin biçimde uygulanabilmesi bakımından bir insan hakları normunun bir genel uluslararası hukuk kuralı, bir genel uluslararası hukuk normu niteliği kazanması son derece önemlidir. Ha, bu nitelikte ne var? Tabii ki tümü aktarılmış mıdır? Aktarılmamıştır. Ancak insan hakları normlarının en azından dokunulmaz haklar dediğimiz veya askıya alınamayacak nitelikte haklar dediğimiz, çekirdek haklar dediğimiz kısmı genel uluslararası hukuka aktarılmıştır. Bunlar gerek uluslararası yargı kararlarından, özellikle Uluslararası Adalet Divanı kararlarından, çok kısa bir iki örnek vereceğim şimdi. Uluslararası Adalet Divanı kararlarından bugün için en azından bu insan haklarının sert çekirdeğini oluşturan dokunulmaz haklar, askıya alınamaz nitelikteki hakların büyük bölümünün genel uluslararası hukuka aktarıldığını, bir genel uluslararası hukuk normu niteliği kazandığını görmekteyiz. Ha, bunlardan mesela birkaç örnek verebilecek olursak, özellikle Uluslararası Adalet Divanı'nın işte soykırım sözleşmesine ilişkin danışma görüşünden başlayarak Nikaragua davasında verdiği kararlara veya işte Barcelona Attraction davasında verdiği kararlara gelene kadar ne var içinde? Irk ayrımcılığına karşı korunma hakkı, kölelikten korunma hakkı, keyfi olarak özgürlükten mahrum edilmeme hakkı, yaşam hakkı veya özgürlükten mahrumiyet halinde insani olmayan bir muamele veya cezaya tabi tutulmama hakkı, soykırım yasağı, bu gibi özellikle dokunulmaz nitelikte, askıya alınamayacak nitelikte insan haklarının sert çekirdeğini oluşturan temel hakların bugün genel uluslararası hukuka aktarıldığı ve bir genel uluslararası hukuk normu niteliğini kazandığını görmekteyiz. Bunun dışında kalan bir takım yine dokunulmaz haklar niteliğinde olan haklarında genel uluslararası hukuka aktarılmaya elverişli olmakla birlikte henüz kesin olarak aktarılmadığı fakat aktarılmaya elverişli olduğunu görüyoruz. Bu haklardan önemli bir kısmı ceza hukuk alanındaki temel ilkelerden oluşuyor. İşte mesela örneğin masumiyet karinesinden yararlanma hakkı veya aynı fiilden dolayı iki defa cezalandırılmama hakkı gibi veya ceza kanunlarının geçmişe
yürümemesi, geçmişe etkili olmaması gibi temel bazı haklar alanında veya adaleti yerine getirmekten kaçınma yasağı veya işte küçüklerin ve hamile kadınların ölüm cezasına konu olamaması, yasak olması ve onun dışında da özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ya da önemli ölçüde geliştirilmiş olan ayrımcılık yasağı. Ayrımcılık yasağı ki başlı başına bugün insan haklarının sert çekirdeğini oluşturan temel haklardan ve dolayısıyla genel uluslararası hukuka tam kesin olarak aktarılmamış olmakla birlikte aktarılmaya elverişli olan normlardan bir tanesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir ayrımcı muameleye tabi tutulmama, yani ayrımcılık yasağı artık hem gerek Avrupa ölçeğinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kavramı çerçevesinde gerekse evrensel ölçekte Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi kapsamında artık genel bir yasak haline gelmiştir. O zaman demek ki bir ayağı, hani özetleyerek tabii gidiyoruz, yani uluslararası hukukta insan hakları normlarının uygulanan bir gerçeklik haline gelmesi, ikinci büyük savaştan sonra özellikle başlayan bir süreç olarak, birinci ayak olarak genel uluslararası hukuka aktarılarak insan hakları normlarına daha fazla bir etkinlik kazandırmak, daha etkin bir uygulama sağlamak bakımından karşımıza çıkan ilk ayak olarak görünüyor. Yani birinci temel ayağı, ikinci temel ayağı ne? Birleşmiş Milletler çerçevesinde sağlanan koruma, insan hakları normlarına Birleşmiş Milletler çerçevesinde sağlanan koruma, ki bu koruma da aslında bir kısmı öngörülen bir koruma, fakat bir kısmı da öngörülmeyen, beklenmemiş olan, tahmin dahi edilemeyecek olan bir gelişme olarak karşımıza çıkan koruma. Şimdi normalde az önce başlangıçta ne dedik? İşte Birleşmiş Milletler Antlaşması başlangıçta bir hayal kırıklığı, en azından lafzen, yani antlaşma metninde insan haklarına verilen yer itibariyle bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak zaman içinde gerek Birleşmiş Milletler organlarının uygulama çizgisiyle gerekse uluslararası yargı ve diğer uluslararası denetim, insan hakları denetim organlarının saptama, tespit ve kararlarıyla gerçekten antlaşma metnindeki az sayıdaki, marjinal sayılabilecek olan hükümler özellikle Birleşmiş Milletler'in en yetkili organı olan Güvenlik Konseyi tarafından bu alana, insan haklarının korunması alanına aktif ve etkin bir biçimde müdahale etmesiyle işte insan hakları Evet, Mahmut Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Hocam, sesiniz gitti. Ses kontrolü yapalım Mahmut Hocam. Evet, Mahmut Hocam'ın şu anda ses ayarlarında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sanırım. Ses ayarlarıyla ilgili olarak arkadaşlarımız, şu anda ses gelmiyor hocam. Sesiniz bir an için kayboldu ama arkadaşlarımız oraya gelecek. Mahmut Hocam son cümlelerini, sunumla ilgili son cümlelerini bize belirtecek, bir toparlama yapacak inşallah. Hocam bir daha alalım sesinizi. Mikrofonunuz kayboldu. Tekrardan yukarıdan mikrofon kısmından açalım. Evet hocam, şu anda sesiniz geliyor. Ahmet hocamın sesi geliyor. Evet ama Mahmut hocam. Hocam sesi şu üst taraftan açabilir miyiz?
Eser geliyor olması lazım Ayşe Hanım. Ya da burada. Bizde sıkıntı evet, yok. Zaten iki, tabii 2-3 dakika zaten toparlayacağım. Ya çünkü zaten daha önce 15 dakika oldu. Ayşe Hocam ses geliyor mu? Canlı yayın azizliği. Buyurun hocam toparlayalım bildirimizi. Ha, Ayşe Hanım duyuyorsun değil mi şimdi? Ha tamam iyi. Ya, tabii siz duyarsanız herkes de duyar tabii ki. Bir, duymuş olursunuz. Evet. Şimdi demek ki ikinci ayak üzerinde arkadaşlar. Demek ki hangi noktada özellikle işte Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda az sayıdaki hükümden kendisine bir hukuki anlamda dayanak çıkararak yetki anlamında insan hakları alanına müdahale etme bakımından bir hukuki dayanak çıkararak insan haklarının korunması alanında aktif bir faaliyete girişmesi, insan haklarının ikinci ayağı, korunmasının ikinci ayağı, ikinci dünya savaşından sonra özellikle bu noktada olmuştur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ki ama bu tabi birdenbire olamamıştır. Hemen kısaca bir dakika onu da söyleyeyim. Çünkü daha ikinci savaş bittikten sonra hatta daha Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın görüldüğü San Francisco, görüşüldüğü San Francisco konferansında Soğuk Savaş'ın ilk işaretlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte ta bu ne zamana kadar sürdü? 1989'da işte sosyalist blokun çöküşüne kadar olan dönemde Soğuk Savaş kendini tabii insan hakları alanında Doğu Batı bloklar arasında bir karşıtlık, ideolojik karşıtlık, ayrışma olarak da gösterdi. Dolayısıyla bu dönemde tabii Güvenlik Konseyi çok etkin biçimde insan hakları alanına müdahale edemedi. Ama ne zaman ki sosyalist blok çöktü, bu insan hakları konusundaki Doğu Batı arasındaki ayrışma, en azından ideolojik ayrışma ortadan kalktı. Ondan sonra Güvenlik Konseyi etkin biçimde, çünkü ne oluyor Güvenlik Konseyi içinde? Veto mekanizması yürürlüğe daimi üyeler bakımından giriyor. Karar alamıyordu. Ve dolayısıyla daha etkin bu alanda insan haklarının korunması alanında çalışabilmesi bakımından kendisine gereken o siyasi zemin yaratılmış oldu. Ve tabii ki şöyle, Güvenlik Konseyi'nin insan hakları alanına müdahalesinin hukuki çerçevesi konusunda çok büyük tartışmalar çıktı. Daha hali uluslararası hukukta bunun tartışmaları, bu hukuki çerçevenin tartışmaları devam etmekte. Ama her ne olursa olsun işte bu gelişme, en azından bunu söyleyerek kapatayım arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü belki de en can alıcı nokta burada. İşte o Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın içerdiği o normatif açık, yani o dedik ya çok az sayıda yer verilen hükümler, normatif açığı sahada icra ettiği insan haklarının korunması faaliyetleri, operasyonlarıyla Güvenlik Konseyi büyük ölçüde gidermeye çalışmıştır. Ve bu şekilde bir yanılsama gerçekten uygulanan bir gerçekliğe, yani insan hakları normları ölü bir norm olmaktan, bir hukuk vitrini olmaktan öteye geçerek bir realite haline, hem de güçlü bir realite haline gelmiştir. Bu geleceğini ne belirleyecektir? Son tespit olarak onu söyleyelim. Bu alandaki insan hakları normlarının etkinliğinin geleceğini de şu belirleyecektir. Ne ölçüde insan haklarının korunması konusu Güvenlik Konseyi tarafından barışın korunması çerçevesi içine alınacaktır. Yani genişleyen veya daralan bir yere mi sahip olacaktır insan hakları barışın korunması içerisinde? Yani geleceğin, insan hakları normlarının geleceğinin şekillenmesi buna bağlı olarak gerçekleşecektir. Hocam teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Hepiniz arkadaşlar tekrar evet. Ayşe Hanım tamam bitti benim. Hepinize sevgi tamam, ve saygılar çok sunuyorum arkadaşlar. Acaba sunumla ilgili sorusu olan, evet, olan varsa tabii teşekkür ederim. Ha tabii, bir de sorunuz varsa aslında tabii ki konferansın anlamı odur. Normalde bir tartışma ortamı olması, soru cevap olması, ki tabii maalesef bunu bugün fazla çok ilk yapamam. Ya tabii ki zaten online olunca konferans bunu yapmak
çok şey olmuyor ama en azından varsa bunu alalım bu soru cevap şeklinde. Yoksa da hepinize tekrar teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Eğer varsa sorular varsa Ayşe Hanım alalım sorular. Saygı duraklatıyorum. Değerli katılımcılar, şimdi sırada Osmanlı klasik döneminde arabuluculuk, uzlaşma ve Muslimun'un konumu isimli bildirisini sunmak üzere sözü doktor öğretim üyesi Duygu Gökli'ye bırakıyorum. Teşekkür ederim hocam söz hakkı verdiğiniz için. Bugün Osmanlı klasik döneminde arabuluculuk, uzlaşma ve Muslihun'un konumunu konuşmak istiyorum sizinle biraz. Osmanlı'da Muslihun kavramı arabulucu ya da uzlaşma yapan kişi olarak bilinmektedir. Günümüzde de çok fazla kullanılan bu uygulamayı Osmanlı klasik döneminde nasıl uygulandığına yönelik birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sosyal birer varlık olan insanın nasıl barış içerisinde yaşadığını biliyorsak olumsuz bazı durumlar yaşaması da sosyal bir varlık olması ile ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla bazı anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların vuku bulması noktasında bazı toplum üyelerinin devreye girmesi söz konusu olmaktadır. Bu noktada dayanışma ile çözüme kavuşması söz konusu olması beklenir. Bu hem devlet için hem toplum için faydalı bir unsur olur. Bu görevi kimlerin yaptığına dair birkaç soru sorduk kendimize ve bu soruların cevabına ulaşmak istedik. Ben bu araştırmayı yaparken şeriye sicillerinden faydalanmak istedim ve şeriye sicillerinde bu Müslüman kavramının nasıl geçtiğine dair bir araştırma yürüttüm. Muslihun kavramı şeriye sicillerinde yer alıyor ve bu kadının bu Muslihun kavramına neden yer verdiğini ve bu Muslihun'un kimler olabileceği konusunda birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sicil kayıtları incelendiğinde açıkçası Muslihun'un belli bir gruba ait olmadığı bilgisine edindik. Çünkü Muslihun bazen tarafların akrabası, bazen komşusu, bazen arkadaşı ya da bir aile büyüğü çıkabilmekteydi. Dolayısıyla belgeleri incelediğimizde de kadı bu kayıtları tutarken daha çok Muslihun'un kim olduğu ile değil, hangi görevleri, hangi işlevleri yerine getirdiği ile ilgilenmiştir. Bunu görmüş olduk. Bu da zaten şeriat sicillerinde işte sadece Muslihun ya da Muslihin tavassut edup şeklinde geçtiği için hani sadece Muslihun orada devreye girdiğini bize göstermektedir. Ele aldığımız bu unsur hem mahkeme içinde hem mahkeme harici bölgelerde görülmektedir. Yani mahkeme içerisinde de Muslihun'u görebiliyoruz. Dışarıda, mahkeme dışarısında da bir uzlaşma noktasına devreye girdiğini görmekteyiz. Bu sulh noktasında Osmanlı'nın devlet olarak da, toplum olarak da bu süreci desteklediğini zaten mahallelerde kurulan sulh meclislerinden anlayabilmekteyiz. Burada bu noktada bize faydalı olmaktadır. Yani sulhe hepsi açık bir şekilde katkı sağlamıştır. Mahkemelerin yoğunluğunu ve gücünü, yükünü hafifletmek adına da bu çalışma desteklenmiştir devlet tarafından ve özellikle kadı tarafından da. Bu süreçte biz her nasıl mahkeme kayıtlarında, kadı sicillerinde kadının çözdüğü davaları görüyorsak, Muslihun'un çözdüğü uyuşmazlık konularını da görmekteyiz. Bu ne demek oluyor? Yani dostlukla düşmanlıklar oluşacağına, dostlukların oluşması için böyle bir şeye izin verilmiş ve desteklenmiştir bu konu. Üç şekilde bir uzlaşmanın yapıldığını bilmekteyiz. Zaten birincisi arabuluculuğun kadı tarafından yapılmasıdır. Bu kadının da bir görevidir. Diğeri ise Muslihun'un bu süreci gerçekleştirip kadıya bildirmesiyle alakalıdır. Bu bildiri de kadı sicillerine yansımıştır. Diğer unsur ise, üçüncü unsur ise şudur ki bu Muslihun yine uzlaşmayı çözer fakat gerekli duymazsa kadıya bildirmek zorunda değildir. Bunu kendisi çözüp bu uyuşmazlığı
bir barış noktasına getirip burada bırakabilir. Mesela ikinci olan daha fazla kayıtlara geçmiştir. Yani Müslüm'ün uyuşmazlığı çözer ve daha sonrasında bunu kadıya bildirir. Kadı ise burada sicil kayıtlarına bunu kaydeder. Timur Kur'an hocamızın mahkeme kayıtları ışığındaki eserinde bir şeriye siciline denk geldim. Orada Mehmet adındaki bir birey vergi toplamak için esnaf içerisine gönderiliyor ve bu esnaf içerisinde cebinden 76 kuruşun çıktığını söylüyor Muslihun'a. 76 kuruşun cebimden ödediğimi ve bunu esnaftan geri istediğini söyler. Fakat bu noktada esnaf da bunu kabul etmez. Etmediği için bir uyuşmazlık söz konusu olur. Ve bu uyuşmazlık söz konusu da aralarında Muslihun tarafından çözülür. 76 kuruş 30 kuruşa düşürülür ve böylece her iki taraf da mutlu edilir ve barış sağlanmış olur. Dolayısıyla farkındaysanız alacak verecek konusundan girdim. Çünkü Muslihun daha çok uyuşmazlık noktasında karşısına çıkan konular alacak verecek konular olmuştur. Tabii miras konuları, yaralama ve öldürme konularının da sıklıkla karşımıza çıktığını görüyoruz sicil kayıtlarında. Bu noktalarda Müslüm'ün devreye girdiğini görüyoruz. Tabii konu olarak nasıl zenginse bu süreç Osmanlı klasik döneminde dönem olarak da bölge olarak da geniş alanlara yayılmış bir unsur olduğunu görmekteyiz Muslim konusunun. Tabii Muslim konusu tahkim konusuyla biraz benzerlik göstermektedir. Fakat ayırıcı noktaları vardır elbette ki. Çünkü tahkimde bir hakem atanır ve hakem belli kurallara uyarak bu uzlaşmayı sağlamak zorundadır. Fakat Muslihun'da en önemli nokta tarafların iradesidir. Yani tabii ki de örfi ve şer'i hukuk kurallarına aykırı bir şekilde çözümleme yapmak ama belli bir kurala bağlı kalmak zorunda da değildir. Çünkü onun için önemli olan halkın iradesidir ve böylece halk arasındaki barışı sağlamak onun için daha mühim bir konu olmuştur diyebiliriz. Bu noktada az önce bir bedelden bahsettik şeriye sicillerinde verdiğimiz örnekte. Dolayısıyla biz bu belgelerde bedeli sulh diye bir kavram da görmekteyiz. Bedeli sulh kavramında şeriye sicillerinde geçtiği noktalarda şunu fark ediyoruz. Belli bir bedel karşısında da bu uyuşmazlıkların çözülmesi söz konusu oluyor Muslihun tarafından. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Her uyuşmazlık bir bedel karşılığında çözülecektir diyemeyiz. Ama bir bedel karşılığında çözüldüğü belgeleri de karşımızda görmekteyiz. O yüzden bedeli sulh kavramını da burada söylememiz doğru olacaktır. Tabii bu noktada ulemanın faaliyetleri ile arabuluculuk faaliyetleri arasında bir ilişki görebiliriz. Her iki taraf da toplumun barışını sağlamaya yönelik hareket etmiştir. Dolayısıyla Anadolu toplumu, Anadolu kültürü aslında bu müesseseye çok da yabancı değildir. Onu fark etmiş oluyoruz bu araştırma esnasında. Tabii bu noktada bu olayın, bu unsurun nasıl ortaya çıktığı konusunda birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu olayın ortaya çıkması da özellikle mahkemelerin, yargının uzaması yönünde önüne geçilmesi, işte bir olayın kadıya başvurulduğunda bu olayın uzaması ya da belli bir noktada düşmanlıkların oluşmasının önüne geçmek için ya da özel aile içi durumların kadı üzerinde, hani kadı mahkemelerinde konuşulmak ve açılmak istememesi. Çünkü kadının bunu gizleme ya da gizlememe gibi bir karar aldığında bu tamamen kendisine ait bir karardır. Tarafların kararının bir önemi yoktur bu noktada. Dolayısıyla aile içerisindeki özel konuların duyulmamasını istemelerinden dolayı yine Muslihun'a başvurmuşlardır ve bu kavram çıkmıştır. Onun dışında tabii Muslihun'un mahkemeye de mahkemeye de gittiği bazı belgelerde görülmektedir. Çünkü mahkemeye gidip oradaki davayı sulha bağlama gibi bir görevi de vardır. Kendi istendiği görev yani bu. Tabii bazı davaların da zaman aşımına uğraması nedeniyle süreç
sürecin uzaması nedeniyle tarafların musluğuna başvurduğu da çok sıklıkla görülmektedir. Zaman aşımı olayını da bu şekilde halletmiş olmaktadırlar. Son olarak değineceğim nokta ise kadı ile musluhun arasındaki bir ilişkidir. Tabii bu noktada kadından musluhun bu uzlaşmayı yaparken herhangi bir onay almak zorunda değildir. Bu çok önemli bir unsurdur. Fakat bu sürecin tamamen kadıdan bağımsız olarak düşünülmesi de doğru değildir. Neden? Çünkü biz bugün bu bilgilere ulaşabiliyorsak bunlara kadı sicillerinden ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla musluhun kavramını var olduğunu öğrenmemiz ve bu konuyu araştırabilmemiz de bize katkı sağlayan en önemli unsur kadı sicilleridir. Bu noktada kendi işini de hafiflettiği için kadı bize bu noktada musluhun noktasına desteklemiştir. Daha çok yapılan uzlaşmayı onaylamaktan kaydetmeyi tercih ettiği görülmektedir. O da bu olayı ileride herhangi bir şekilde karşısına çıkarsa kayıtlardan bu olaya ulaşabilmek içindir. Kendi işini de bu şekilde kolaylaştırmıştır. Evet, Osmanlı Devleti'nde alternatif uyuşmazlık noktasında çözüm yöntemi olarak kullanılan musluhun kavramının kadı ile ortak özellikleri olduğu gibi bazı farklılıkları da söz konusudur. İkisi de bir uyuşmazlık ve anlaşmazlık çözüyor. Bunda rol oynuyor. Şer'i ve örfi davalara bakıyor. Bunu da biliyoruz. Ceza ve özel hukuk davalarına baktığını biliyoruz. Fakat bizim için galiba şu an önemli olan farkı olacaktır. Kadı davayı çözerken şer'i hukuk kurallarına bağlı kalır. Konuşmanın başında da dediğim gibi musluhun da elbet bu kuralları göz ardı etmez ama belli bir kurala bağlı kalmak zorunda değildir. Dolayısıyla halkın bu noktada musluhuna başvurması bizim için ve kadı için de toplum için de devlet için de önemli olmuştur. Bir diğer fark ise şudur. Kadı burada tarafların iradesine çok fazla önem göstermekten daha ziyade de belli başlı kurallara başvurur ve kurallar üzerinden giderken musluhun tamamen halk tarafların iradesini savunmuştur. Belli bir kural çerçevesinde yapmamıştır bunu. Kadıyla hiçbir taraf pazarlık edemezken musluhunla bunun pazarlığı yapılabilir. Bu da bir farklılık olarak karşımıza çıkacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu benim için güzel bir tecrübe oldu. Böyle bir şansı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim size. Ben şu an yüksek lisans öğrencisiyim. Hocam da şu an beni dinliyor. Güzel bir tecrübe oldu. Çok çok teşekkür ederim size dinlediğiniz için. Sağ olun. Evet, Mehmet Ali Hocam ve geleceğin hocası Duygu Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma. Ben ilgi duyarak dinledim açıkçası. Ve Muslihun kavramını da ilk defa duydum. Muslihun'un tabi Osmanlı döneminde tarihin arka odasında günümüz arabulucusuna karşılık geldiğini de böylece öğrenmiş olduk. Bir sorum olacak size, şunu merak ettim. Tabi kayıtları inceliyoruz dediniz. Kadı sicili kayıtlarını inceliyoruz dediniz. Bir de üç farklı şekilde çözümleniyordu. İkincisi kadı siciline yansıyordu. Üçüncüsü yansımıyordu. Sadece musluhunun kendi iradesiyle çözmüş olduğu olaylardı. Peki o yansımayan kısım belki daha büyük tarafını oluşturuyor olabilir mi? Ne diyorsunuz? Daha büyük bir kısmını oluşturduğunu daha önce hocamla da konuştuk bu konuyu. Evet, daha fazla bir kısmının orada olduğunu düşünüyoruz her ikimizde. Fakat bununla ilgili bazı kayıtlara da şu şekilde ulaşabiliyoruz aslında. Hani varlığından kesin emin olabiliyoruz ama ne kadar fazla olup olmadığı konusunda biraz eksik kalıyoruz açıkçası belgelere yansımadığı için. Şöyle bir durum var. Mesela bir konu uyuşmazlık musluhun tarafından çözüldüğünde daha sonra aynı sorun tekrar problem olarak kadının karşısına geçtiğinde kadı bunu not alıyor. Daha önce musluhun yolu ile çözülmüştür fakat herhangi bir sonuca bağlanamadığı için bize başvurmuştur şeklinde. O yüzden burada kayıtlara hani böyle üçüncü unsurun var olduğuna buradan ulaşabiliyoruz. Ama size katılıyoruz. Yani hocamla da bu konuyu biz tartışmıştık daha önce. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Daha büyük bir boyutunun bu
düşünüyoruz biz de. Evet Ali Hocam, ne dersiniz? Oradan istersin. Yani birlikteyiz diye rüya, estağfurullah. Birlikteyiz diye diyeceğim ama işte başkan bırakmıyor. Oraya gitmem. Tamam. Mehmet Ali Hocam, biraz sesiniz az geliyor ama. Sesini duyuyor musun? Yeniden geliyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Daha güzel çalışmalar bekliyoruz. Özellikle tabii ki ben de öğrenmek istiyorum Osmanlıca. Öğrenirsem belki kendi alanımla alakalı geçmişteki verileri toparlayıp bir günümüzdekiyle kıyaslama yapmak veya farklı karşılaştırmalar yapabilme imkanı olabileceğini düşünüyorum ve şimdi sıradaki sabırsızlıkla sunumunu bekleyen Özge Ceren Yavuz hocamızın bir sunumu var, değil mi Özge hocam? Şimdi onu yüklemem lazım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli katılımcılar, şimdi sunum sırası Özge hocamızda. Araştırma üyesi Özge Ceren Yavuz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden katılıyor. Konferansımızda Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlarının hukuki statüsünü tartışacak. Hocam, aşağıdaki oklardan hareket ettirebiliyorsunuz, dener misiniz? Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Sizlere ve öncelikle bu platformda bulunmamıza katkı sağlayan Aras Üniversitesi'ne teşekkür ederek başlamak istiyorum. Emeği geçen hocalarımıza, tüm hocalarımıza teşekkür ederim. Ayrıca tüm katılımcıları da saygıyla selamlıyoruz. Çalışmamın başlığı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlarının hukuki statüsü ne ilişki? Bu konu başlığı altında genel olarak 3 konudan bahsedeceğim. İlk olarak Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, ikinci olarak Türkiye Varlık Fonu ve üçüncü olarak ise Türkiye Varlık Fonu'na bağlı alt fonlar bu kapsamda incelenecek. Ancak ilk ana konu başlığına geçmeden evvel Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin hukuki girişimlerden bahsetmek istiyorum. Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin ilk hukuki girişim, Türkiye Varlık Fonu kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile gerçekleştirilmiştir. Bakanlar Kurulu'nun 1/750 esas numaralı bu kanun tasarısı 27 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştur. Ancak daha sonra ilgili kanun tasarısını esas komisyon olarak inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tasarım metninde yer alan Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin 1 ila 8. maddeler metinden çıkarılmıştır. Bunun yapılması gerekçesi Türkiye Varlık Fonu'nun ayrıca bir kod kanun hazırlanarak kurulması için gerçekleştirilmesi düşüncesidir. Gerçekten de isabetli bir düşüncedir. Dolayısıyla Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin maddeler çıkarıldıktan sonra ilgili kanun tasarısı geriye kalan maddeleri itibarıyla da yaptırımların proje bazında desteklenmesiyle bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun olarak kanunlaşmıştır. İlgili kanun tasarısından varlık fonuna ilişkin maddeler çıkarıldıktan sonra ikinci bir hukuki girişim olarak Türkiye Varlık Fonu kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olarak bir kanun teklifinde daha bulunmuştur. Bu kanun teklifi 2.319 sayılı kanun teklifi olup 9 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştur. Yine Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenen ve değerlendirilen ve hakkında rapor hazırlanan bu teklifte bazı maddelerin metinlerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Daha sonra ortaya çıkan yeni metinle de başlığın daha uyumlu hale getirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olarak madde başlığı değiştirilmiş ve daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek 22 red oyuna karşı 218 kabul oyu ile 19 Ağustos 2016 tarihinde 6.741 sayılı kanun olarak kanunlaşmıştır. Bu kanun 26 Ağustos 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu şekilde genel bir giriş yaptıktan sonra ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle ilgili ilk ana başlığımıza değinmek gerekirse öncelikle Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi'ne değineceğimizi ifade etmemiz gerekir. Bu kapsamda Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin genel açıklamalar yaptıktan sonra şirketin hukuki statüsü kapsamında kamu hukuku tüzel kişisiyle özel hukuk tüzel kişisi ayrımına ve kamu tüzel kişilerinin özelliklerine değineceğim. Daha sonra Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin sahip olduğu özellikler ile de kamu hukuku tüzel kişisi olmak için aranması gereken kriterleri karşılaştırarak şirketin tüzel kişiliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağım. Öncelikle kanunun 6741 sayılı kanun olduğunu söyledik. 6741 sayılı kanun ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştur. Konuya ilişkin genel fikir vermesi amacıyla kanunun amacını ifade eden birinci maddeye baktığımızda şunların ifade edildiği görülür. Bu kanunun amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin kurulması, yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Görüldüğü üzere kanunun amacı birinci maddede ifade edilmiştir. Ardından daha sonra kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrasında da Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne ilişkinde bir takım özellikleri işaret edilmiştir. Buna göre Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Cumhurbaşkanlığına bağlı ana faaliyet konusu bu kanunla belirtilen Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlarının kurulması ve yönetimi olan profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olarak kurulmuştur. Şirketin Cumhurbaşkanlığına bağlı olması gerçekleştirilen anayasa değişikliklerinden sonra bir uyum çalışmasına bağlı olarak değiştirilmiştir. Şirket kuruluş tarihinde Bakanlar Kurulu'na bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Şirketin bir anonim şirket statüsünde kurulduğunu ve özel hukuk hükümlerine tabi olduğunu söyledik. Türk Ticaret Kanunu'nun 124. maddesinin 1. maddesine göre de anonim şirketler bir ticaret şirketidir. Ve yine 125. maddenin 1. fıkrasına göre ise ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir. Bu açıklamalardan sonra şunu söylemek gerekir ki, ticaret şirketleri tüzel kişiliği haiz olması dolayısıyla Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi de tüzel kişiliği haizdir. Ancak kurucu kanunda şirketin tüzel kişiliğinin niteliğine ilişkin bir değerlendirme yapıldığı görülmemektedir. Yani şirketin bir kamu hukuk tüzel kişisi mi olduğu yoksa bir özel hukuk tüzel kişisi mi olduğu kurucu kanunda ortaya konulmamıştır. Böyle durumlarda öğreti ve yargı kararlarında bir takım şartların ve kıstasların araştırılan tüzel kişiliğin niteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunması gerektiği ifade edilir. Öncelikle bu bağlamda anayasanın 123. maddesinin 1. fıkrasına değinmek gerekir. Bu fıkraya göre kamu tüzel kişiliği kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi de ifade ettiğim üzere 6741 sayılı kanunla kurulmuştur. Dolayısıyla bu şartı yerine getirmiştir. Ancak sadece bu şart bir tüzel kişinin kamu hukuk tüzel kişisi sayılmak için yeterli değildir. Bunun yanı sıra öğreti ve yargı kararlarında her ne kadar farklı şekillerde ifade edilse de aslında özü itibariyle aynı olan bir şartın arandığı görülür. Bu şart da kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış olma şartıdır. Peki bir tüzel kişinin kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bu anlamda tüzel kişiliğinin niteliği araştırılan şirketin kuruluş amacına özgü hukuksal durumlar verilip verilmediğine ya da kendisine üstün sınırlı haklar ve yetkiler tanınıp tanınmadığına, muafiyet, istisna ve bağışıklıklar tanınıp tanınmadığına, kendisine haklar ve olanaklar sağlanmadığına bakılır. Bu kapsam slaytımı...
Bende bir Haklısın. bağlantı problemi mi var acaba? Ayşe Hanım. Herhalde Özge, kesildi. ben devam dediğim gibi edeyim. sesim geliyor Sanırım mu? hocamın ayarları kendisi kontrol etti ama niye yaptığını bilmiyorum. Buyurun hocam, devam Ben de edelim. normalde sesim geliyorsa problem yok. Buyurun hocam. Kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış olma şartını gösteren bir takım belirtiler olduğundan bahsettik en son. Örneğin kuruluş amacına özgü bir tüzel kişiye haklar ve olanaklar tanınmışsa, üstün yetkiler tanınmışsa, muafiyet ve istisnalar tanınmışsa, o tüzel kişiyle ilişkili olarak kendisine kamu gücü ayrıcalıkları tanınmış olduğunu ifade edebiliriz. Bu açıklamalardan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun özelliklerini değerlendirmek gerekirse, öncelikle Türkiye Varlık Fonu'nun paylarının hepsine özelleştirme idaresi başkanlığının sahip olduğunu söylemek gerekir. Daha sonra kanunun ilgili maddesinde de işaret edildiği üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin başkanı, genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı kararıyla atanırlar ve atanacak kişilerde aranması gereken özelliklere de Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenir. Bunun yanı sıra şirketin yapısı, işleyişi ve denetlenmesine ilişkin hususlar da yine 6741 sayılı kanunda işaret edildiği üzere Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından birlikte gerçekleştirilir. Şirketin kurucu kanunu olan 6741 sayılı kanunun 8. maddesinde de şirkete çeşitli muafiyet ve istisnalar tanındığı görülmektedir. Bu maddede tanınan muafiyet ve istisnalar genellikle vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili olsa da oldukça geniş kapsamlıdır. Bunun yanı sıra şunu da ifade etmek gerekir ki, kamu hukuku tüzel kişilerinin faaliyet alanları kurucu kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirtilmiştir. Yani kamu hukuku tüzel kişileri kendi faaliyet alanlarını kendileri belirleme veya değiştirme imkanına sahip değillerdir. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin de faaliyet konusu kurucu kanunu ile belirlendiğinden dolayı şirket kendi başına faaliyet alanını belirleme ve değiştirme yetkisine sahip değildir. Tüm bu özelliklerinden dolayı kanaatimizce Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin bir kamu hukuku tüzelcisi olduğunu ifade etmemiz gerekir. Ancak bu anlamda şu şekilde bir soru sorulabilir. Özel hukuk hükümlerine tabi olmak ya da anonim şirket olarak kurulmuş olmak kamu hukuku tüzel kişisi olmaya engel teşkil edecek midir, etmeyecek midir? Doktrinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin bir özel hukuk tüzel kişisi olduğunu savunan görüşler mevcuttur. Tıpkı kamu hukuk tüzel kişisi olduğunu savunan görüşler olduğu gibi. Ancak özel hukuk tüzel kişisi olduğunu savunan görüşlerin ana dayanak noktası Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin özel hukuk hükümlerine tabi olarak kurulmuş olması ya da şirketin bir anonim şirket olarak kurulmuş olmasına dayanmaktadır. Ancak özel hukuk hükümlerine tabi olmak ayrı bir husus, özel hukuk tüzel kişisi olmak ise ayrı bir husustur. Dolayısıyla bir tüzel kişinin belli yönleri itibarıyla yahut tüm yönleri itibarıyla özel hukuk hükümlerine tabi kılınmış olması o tüzel kişiliği özel hukuk tüzel kişisi haline getirmek için yeterli değildir. Ayrıca benzer şekilde bir tüzel kişinin anonim şirket statüsünde kurulmuş olması yahut dernek ve hatta vakıf şeklinde kurulmuş olması bu anlamda Türk Medeni Kanunu'nda yahut Türk Ticaret Kanunu'ndaki usullere riayet edilerek kurulmuş olması ve ilgili ticaret siciline de tescil edilmiş olması o tüzel kişinin kamu hukuk tüzel kişisi olmasına engel teşkil etmez. Dolayısıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin kurucu kanununda ifade edildiği üzere özel hukuk hükümlerine tabi kılınmış olması yahut anonim şirket statüsünde kurulmuş olması yukarıda saydığımız özellikleri itibarıyla da kamu hukuku tüzel kişisi olarak kabul etmemize bu tüzel kişiliği engel teşkil etmemektedir. İkinci bir ana konumuz olarak
Türkiye Varlık Fonu'na değinmek gerekirse, öncelikle genel olarak Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin kısa bir açıklama yapmak, daha sonra hukuki statüsüne değinmek gerekecektir. Bu kapsamda Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluşuna ilişkin 3. maddenin 1. fıkrasına değinmekte fayda vardır. Bu hüküme göre şirketin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Şirket tarafından hazırlanan Türkiye Varlık Fonu iç tüzüğünün ticari siciline tesciliyle Türkiye Varlık Fonu kurulur. Ayrıca gerek görülmesi halinde Türkiye Varlık Fonu'na bağlı alt fonlar da kurulabilir. İşte kanunun verdiği bu yetkiye dayanarak Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından Türkiye Varlık Fonu kurulmuş ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil edilmiştir. Ayrıca bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında sayılmıştır. Kanunun genel gerekçesine baktığımızda Türkiye Varlık Fonu'nun dünyadaki başarılı ulusal varlık fonları esas alınarak yapılandırıldığı ifade edilmiştir. Gerçekten de Türkiye Varlık Fonu ayrıca ulusal bir yatırım fonu, ulusal bir varlık fonu olması sebebiyle özel amaçlı bir yatırım fonudur. Dolayısıyla yatırım fonunun özelliklerine sahiptir. Yatırım fonları genel olarak tüzel kişiye sahip değildir ve bir tüzel kişi tarafından yönetilmektedir. Ayrıca yönetici konumundaki tüzel kişiyle yatırım fonunun mal varlıkları da birbirinden ayrıdır. Kurucu kanuna baktığımızda da gerçekten de bu özelliklerin sağlandığı görülmektedir. Buna göre Türkiye Varlık Fonu bir tüzel kişi olan Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmektedir ve mal varlıklarının ayrı olduğuna da yine kanunda işaret edilmiştir. Yatırım fonlarının tüzel kişiliğinin bulunmadığını ve dolayısıyla Türkiye Varlık Fonu'nda tüzel kişiliği bulunmadığını söyledik. Ancak kanunda bu kuralın bir istisnasına yer verilmiştir. Dolayısıyla Türkiye Varlık Fonu'nun tüzel kişiliğinin bulunmaması kuralı mutlak bir kural olmayıp bir istisnası mevcuttur. Bu istisnaya kanun 5. maddesinde yer verilmiştir. 5. maddeye göre Türkiye Varlık Fonu'na devredilen varlıklar ve haklar, şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilen tescile tabi olabilen diğer her türlü değer, ilgili siciline veya kütüğüne Türkiye Varlık Fonu adına tescil edilir. Türkiye Varlık Fonu bu madde kapsamındaki tescil işlemleriyle sınırlı olmak üzere tüzel kişiliği haiz addolunur. Görüldüğü üzere Türkiye Varlık Fonu bir yatırım fonu olması sebebiyle kural olarak tüzel kişiliğe sahip değildir. Ancak istisnai olarak 5. maddede sınırlı olarak sayılan hallerde tüzel kişiliği haiz addolunmaktadır. Son olarak Türkiye Varlık Fonu'na bağlı alt fonlara değinmek gerekirse, daha önce de işaret ettiğimiz üzere gerekli görüldüğü hallerde şirkete Türkiye Varlık Fonu'na bağlı alt fonlar kurma yetkisi verildiğini söylemiştik. İşte şirket bu yetkiye dayanarak 5 adet alt fon kurmuştur. Bu fonlar piyasa istikrar ve denge alt fonu, lisans ve imtiyaz alt fonu, maden alt fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Risk Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'dur. Ayrıca şirket daha önceden kurduğu KOBİ Finansman Alt Fonu'nun ismini değiştirerek İstanbul Finans Merkezi Gayrimenkul Yatırım Alt Fonu olarak güncellemiştir. Görüldüğü üzere şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu'na bağlı 5 adet alt fon kurulmuştur. Bu fonlar da Türkiye Varlık Fonu'na bağlı yatırım fonlarıdır. Dolayısıyla tüzel kişilikleri yine bulunmamaktadır ve mal varlıkları hem Türkiye hem de şirketten ayrıdır. Yatırım fonlarının tüzel kişiliği olmadığını ve dolayısıyla alt fonlarında tüzel kişiliği olmadığını söyledik. Ancak bu sefer buradaki kural mutlak bir kuraldır ve bu alt fonların hiçbir durumda tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Yani alt fonların tüzel kişiliğinin bulunmaması kuralının bir istisnası mevcut değildir. Kısaca her şeyi özetlemek gerekirse, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi'nden bahsettik. Evvela bu şirketin bir kamu tüzel kişisi olduğunu söyledik. Daha sonra Türkiye Varlık Fonu'nun ulusal bir varlık fonu olması dolayısıyla özel amaçlı bir yatırım fonu olduğunu işaret ettik. Ve kural olarak tüzel kişiliğe sahip olmadığını, ancak istisnai olarak kurucu kanunun 5. maddesinde yer alan durumlarla sınırlı olmak üzere bir tüzel kişiliğe haiz olduğunu söyledik
Ve son olarak da Türkiye Varlık Fonu'na bağlı alt fonların tüzel kişiliğinin bulunmadığına ve bu kuralın mutlak bir kural olup alt fonların herhangi bir durumda istisnai olarak tüzel kişiliğe sahip olamayacağına işaret ettik. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Özgü Hocam çok teşekkür ederiz. Teknik bir iki ufak sıkıntı da oldu tabii. Sanırım bizim üniversitemizden gelen hocalarımız ayarlarla ilgili şu yandaki ayarları değiştirdiler. Bir daha rica edelim o zaman devam eden oturumlarda da lütfen ayarlarla ilgili bir değişiklik yapmayın. Yoksa görüntülerimizin kaybolması gibi şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Şimdi üç hukukla ilgili birbirinden güzel bilgileri dinledik. Ama konu hukuk olunca, ben alanımda işletme olunca Doktor Mahmut Göçer hocama sözü bırakmak istiyorum. Hocam kısaca bir değerlendirme yapabilir miyiz? Evet Ayşe Hanım, duyuyor musunuz sesimi? Duyuyoruz hocam, sesiniz geliyor. Evet, yo ben zaten değerli katılımcı arkadaşlarımıza hem bu konferansın organize eden çünkü fakültemiz adına İktisadi Darbinler Fakültesi'nin dekanı olarak hem de konferans düzenleme komitesi başkanı olarak hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle hem gerek Osmanlı'daki arabuluculuk kurumlarına yani arabuluculuğun kökenlerine ülkemiz bakımından Osmanlı bakımından kökenlerine inen çalışma dolayısıyla ve tabii ki bir de özellikle Özge Ceren arkadaşımıza özellikle çok şey bir konu üzerine hassas bir konu Türkiye Varlık Fonu'nun hukuk statüsü konusunda gerçekten çok da beğendim. Çok da beğenerek gerçekten izledim. Dolayısıyla bu hukuk oturumunda en azından işte 3 hukukçu arkadaş olarak sunum yapmış olduk. Tabii özellikle ben kendi sunumumda günün anlam ve önemi bakımından Dünya İnsan Hakları Günü olması bakımından önemliydi. Onun için hepiniz de ayrı ayrı arkadaşlar bu değerli araştırmalarınız, bu değerli katkılarınız inşallah devamı da gelmek üzere çok çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum ve hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hocam, tüm katılımcılara bizler de teşekkür ediyoruz. Şu anda oturumumuzu bitiriyoruz. Diğer oturum için bir 5 dakika sonra